İkinci periyodun son konuşma açısına geldik. Ziya Azazi sahne alacak. Kendisi dansçı ve koreograf. Yanlış söylemek istemediğim için buradan bakacağım. Kendinizi bilmenin ve tanımanın bir yolu olarak Derviş in Progress'ten bahsedecek. Ardından küçük bir gösteri yapacak. Bir iki dakikada arka tarafta hemen kıyafetini giyecek. Gösterisi de bittikten sonra küçük bir kahve aramız var. Alkışlarınızla Ziya Azazi. Herkese merhabalar. Ben Ziya Azazi. Suriye kökenliyim. Terzi Hasan ve ev hanımı Emel'in oğlu. 17 yaşında İstanbul'a Teknik Üniversitede maden mühendisliği okumak üzere geldim. 24 yaşımda Avusturya'ya geçtim. Oradan da diğer ülkelere. Ve oradan Belçika, Almanya ve İsviçre'de çeşitli projelerde sahne aldım. Yani kısaca ömrümün ilk 30 yılı aslında bir çöp misali dünyanın içinde farklı yerlerde çalkalandı gitti. Bilinçsizce gidildi. Yeri gelmişken bu yüzden aslında boyutları bir şekilde ima etmek istiyorum. Nokta bildiğimiz gibi boyutsuzluğu, çizgi tek boyutu, düzlem 2, küp 3, zamanda 4. boyutu tarifler. Herkes bilir. Bizler de üç boyutlu yaratıklar olarak dördüncü boyutta hareket ederiz ve ölüme doğru evriliriz. Özetle aslında hikaye bu. Ben de böyle bir noktacık olarak evrende önce Türkiye'de sonra diğer ülkelerde evrildim. 30 yıl ama bilinçsizce. Öyle geçti. Tabii bu olurken farklı konumlara, boyutlara, koordinatlara gitmiş olduğum için Sufilerin anlattığı fil öyküsü gibi bilenleriniz vardır. Her defasında file başka yerden dokunmaktır bu. Bir körün file dokunması böyle bir şeydir. Ne kadar çok tekrar tekrar file dokunursak fili o kadar anlarız, özetler aslında bu hikaye. Ben de gezdikçe aslında hayatı daha iyi hissetmeye başladığımı fark ettim. Herkes gibi tabii ki. Tabii ki insanı etkileyen, insanı var eden bir sürü faktör var. Bunları ben kabaca üç grupta toparladım. Birincisi genetik faktörler. Ben buna fabrika diyorum. Yani anam babam beni üretti. Orada tabii ki coğrafya, iklim vesaire gibi etkenler var. Ardından toplumsal faktörler çıktı. Din, ahlak, dil vesaire vesaire. Yani tasarımcılar beni tasarladı. Bu tasarımdan sonra ben fabrikada üretilmiş, tasarlanmış ürün olarak çıktım ve kendimi güncellemeye başladım. Bu da işte günlük faktörler. Tabii ki bunun içine çevre faktörleri, eğitim, arkadaşlıklar vesaireler eklenmeye başladı zaman içerisinde.
ve böylece kişi kendini şekillendiriyor. Ben de öyle yaptım. 30 yıl bu şekilde geçti. Geçtikten sonra tabii ki gördüm ki bazen büyüdüm, bazen küçüldüm, bazen iyiydi, bazen kötü. Ego kabardı, her şey benim için yapıldı hissine kapıldım. Bazen de eyvah zavallıyım ben, kimse bana bakmıyor gibi, herkes gibi tabii ki. Gitmeler gelmeler, yani küçülmeler, büyümeler oldu. Ta ki işte o gün 30 yaşlarımda bir gün bale dersinde yere otururken bağdaş kurmuş, bale yapan arkadaşlarımı izlerken bir baktım kendime sorular soruyorum. Ben neredeyim, niye bu dansı yapıyorum? Benim arzum ne, bale mi gerçekten? Batı dansıyla ben nereye gideceğim? Gibi soruları sorarken bir fark ettim ki içimdeki ses bana diyor ki ben olsaydım kendi dansımı yaparım. Ve orada jeton düştü ve ben o sesi takip ettim. İşte o gün bugün geçen süre içerisinde kendi geçmişime, kültürüme döndüm ve lisanımı oluşturdum. Dönüşü keşfettim ve dönüş benim hayatım oldu. Tabii ki yıllarca döne döne farklı yerlerde bu progrese maruz kaldı. Şüphesiz ki güncellemek gerekiyor çünkü. Dervişin progres benim lisanım oldu. Ve öyle bir lisan ki bu, ben bunu kendim için, kendi hayatımı inşa etmek için kullandım. Çünkü bence yaşamak sanattır. Biz de hayatımızın kendi sanatçısıyız. O yüzden ben kendi kararlarımı kendim vermeliyim. Bu yüzden Dervişin Progresi sanatsal bir araç olarak görmeye başladım. Ve bugün burada sizinle bunu paylaşmaktan da büyük bir keyif alıyorum. Şimdi bu geçen bahsettiğim bağdaş kurmadan sonra başlayan hayatta döne döne dünyanın bir sürü yerine gittim. Bir sürü tabloda gördüğünüz gibi temsiller, workshoplar, yüzlerce seyahat, ondan sonra onlarca ülke ve proje kooperasyonlar yapıldı. Bunların da ortalaması gördüğünüz gibi yılda son 11 yılın ortalaması 35 seyahat, 42 temsil, 32 workshop günü ve 14 ülke ziyaret edildi son 11 yıl içerisinde. Düşünün ne kadar çok başa geldi. Yani yılın en azından 150-200 günü yollarda geçti. Bu olunca tabii ki öyle bir yere geliyorsunuz ki wow, hayat ne kadar kocamanmış, deniz derya diye hissediyorsunuz. Her şey benimmiş gibi görünüyor bazen. Bazen de dediğim gibi kayboluyorsunuz. İşte orada Hayyam geliyor aklıma. Bilge yüce varlığın seyrine dalar. Cahilse onda dostluk, düşmanlık arar. Deniz, deniz olduğu için çalkalanır, çöpe sor, onun içindir bütün dalgalar. İşte böyleyiz, küçücük bir çöpüz ve dalgalanıyoruz bu evrende. Şurada gördüğünüz resimde olduğu gibi bir sürü boyutun içinde küçücüyüz. Ama bu küçükler de bir araya gelince dev oluyorlar ve bu çok önemli. O yüzden sürekli kendimizi güncellememiz gerekiyor. Yani algılarımızı aralıksız açıyor olmamız lazım. Bu niyetle gelin hep beraber algı açmayı deneyelim. Burada gördüğünüz gibi mesela gama ve radyo çizgisini düşünecek olursak, yani elektromanyetik dalgayı düşünecek olursak, bu arada hemen şunu söyleyeyim, bir sanatçıyım evet ama mühendis yanım daha çok sahnede oldu hayatımda. Burada da gördüğünüz üzere. Gama ve radyo düşünecek olursak, ışık bu elektromanyetik dalgada sadece çok küçük bir bölümcük. Yani işte hatırladığım kadarıyla aşağı yukarı 700 ile 300-400 nanometre arasındaki küçük dilimcik ışık. Biz de ışık sayesinde gördüklerimizi görüyoruz ve biz buna hayat diyoruz. Gerisi de yok diye düşünüyoruz. Halbuki var. Ve bizim var diye dediğimiz bu zahiri, görünen şey aslında bu sonsuzluğun sadece bir yüzü, bir noktası. Bunu unutmamak lazım. Sadece bu zihin algı açıklığını yapabilmek için gelin hep birlikte hacim düşünelim, mekan düşünelim. İşte insan olarak biz ne yaparız? En çok dünya gezileri yapabiliriz. En büyük seyahatlerimiz bugüne kadar bu oldu bazı astronotlar dışında. Yani biz birkaç bin kilometreden bahsedebiliriz. 10 bin kilometre en çok olur bu. Yani dünya kadar işte 12 bin metre. Ama buradan dünya ile aramızdaki mesafeyi düşünürseniz 150 milyon kilometre. Bunu hayal bile etmemiz güç. O yüzden algımızı açmamız gerekiyor. Düşünün ki bu 1,5 kilometrelik bir mesafe, bahsettiğim 150 milyon kilometre. O zaman dünya sadece bir portakal büyüklüğünde. Daha büyük değil. Ve bu bir astronomik birim. Güneş sistemi aşağı yukarı 50 astronomik birim. Ardından işte galakside bir sürü sistem, evrenin içinde de bir sürü galaksi var. Aynı açılmayı gelin zamanda da yapalım. Evrenin ömrü 13,7 milyar yıl.
Bunu algılamamız mümkün değil. Ama yine de şıpagat açmayı deneyelim zihnimizde. Bunu zaman olarak, mesafe olarak, kilometre olarak düşünecek olursak. Yani 13.700 kilometreyi hayal edin. Buradan Amerika kadar bir mesafe düşünün. 10-15 saat uçuş süresi. O zaman bütün insanlık Homo sapiens'ten bugüne kadar sadece 200 metre. İsa 2 metre. Muhammed 1,5 metre. Ben 4,7 santimetreyim. Yani kabaca düşünecek olursam aslında bir bütün tarih eğer bir yılsa insan ömrü aşağı yukarı bir saniye. Algımız açılsın diye bütün bu örnekler. İşte bu tür şeyleri yaptıkça yani sığ dünyadan yani şeriat bilgisinden birazdan oraya geleceğim. Tarikata oradan hakikate marifete gittikçe bu derinleşme oldukça sığ benlik derin benliğe doğru kaymaya başlıyor. Yani yaşadığımız biçimin sadece bir biçim olduğu ve bunun sonsuz varyasyonları olabileceği fikri doğmaya başlıyor. Yani ben sığ benlikten derin benliğe kayabiliyorum. Fakat bazı değerlerle işte burada örnek olarak ego, kıskançlık, aldatma, tembellik koydum. Bunlarla biz hareket ettiğimizde sığlaşıyoruz. Yani ignorance, cehalet işin içine girince sığlaşıyor şüphesiz ki. Ama tam tersi bilgi, çalışkanlık, işte dürüstlük, mütevazilikle bizim derinleşmemiz de şüphesiz ki mümkün. İşte bütün bu bilgiler ışığında yaşadıkça 17 yılı geçirip İlerledikçe bu hayatta 47 yaşıma vardım şu tarihte bunları bir şekilde toparlayabildiğim için çok çok mutluyum. Ve şurada hemen eklemek üzere şeriat, tarikat, hakikat, marifet, sufizmin basamakları olarak hepimizin ya da en azından çoğumuzun bildiği bu basamaklar, katmanlar aslında başka mistiklerde kendini gösteriyor. Burada gördüğünüz Hristiyan mistizminde olduğu gibi lectio, meditatio, contemplatio ve oratio şeklinde. Yani önce ne olursa olsun ne yapıyoruz? Önce üniversiteye gidiyoruz, eğitimimizi tamamlıyoruz. Şeriat aslında bilgi bütünü, başka bir şey değil. Biz bugün bunun anlamını daraltmış durumdayız. Arap kökenli olduğum için biliyorum bunu. Kelime anlamıyla bilgi bütünüdür. Sonra üniversiteyi bitirirsiniz, gidersiniz, kendi muayenehanenizi açarsınız. İşte o zaman tarikattır. Kendi yolunuza gittiniz. Ama muayenehane açmak da yetmiyor. Hakikati anlamak gerekiyor. Niye doktorum ben, nereye gidiyorum diye. Kafayı yordukça bir gün aha bu yüzden deyip jeton düşüyor. Afyon patlıyor. Nihayet yes falan evet oldu. İşte o zaman gerçekten daha derin benliğe, marifete, paylaşmaya, büyümeye gidiyor insan. Yani işte son basamak, son katman marifete gidiyoruz. Aynı şekilde işte oratio'ya yani konuşmaya nihayetinde varıyoruz, konuşmaya başlıyoruz. Bu katmanların içinde derinleştikçe tabii ki derin benliğe ama yukarıda kaldıkça da sığ benliğe daha yakın bir hayat sürmüş oluyoruz. Bu böyle olunca görüyorsunuz ki aslında insan kendini sürekli güncelliyor. Eski formatları bir şekilde bırakıyor, yenileri eklemeye çalışıyor. Yenileri eklendikçe format değişiyor. Yani güncelleme devam ediyor. Fabrika ayarlarında kalmıyoruz, güncelliyoruz kendimizi. Ve bu çok güzel, o kadar güzel ki aynen Mevlana'nın söylediği gibi. Düne ait ne varsa dünle kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. İşte... Teşekkür ederim. İşte bu niyetle dönüş beni dönüştürdü. Dönmüş halimle, dönüşmüş halimle kafa yorup güncellemeye çalıştım dönüş bilgisini ve Derviş in Progress oldu. Bunun bir kılavuzu var. Buraya sığmayacak ama birkaç cümleyle özetlemeye çalışacağım. Öncelikle bilmeniz gerekir ki dönüş dünyasına girmek demek yeni bir fiziğe maruz kalmak demek. Yani nasıl daldığınızda suyun altında nefes almayacağınızı, suyun sizi kaldıracağını biliyorsanız, arabaya bindiğinizde hızınızın olduğunu biliyorsanız, dönüşe girdiğinizde bilesiniz ki merkez kaç kuvvetinin etkisinde olacaksınız. Siz döndükçe bütün algılar değişmeye başlayacak. Gözlerin görüş biçimi, kulakların dengeyi sağlaması, hızın, hissi vesaire değişmeye başlayacak. Beş duyu bilgiyi farklı türlü toplamaya başlayacak. Bu da beynin bilmediği bir şey olduğundan kafası karışmaya başlayacak. Bu yüzden temel bilgiler çok önemli. Göz normal görmeyecek, denge bozulacak, hız algısı değişecek bilgilerini unutmadan bilgisayarda yeni bir programlama yaparmışçasına, yeni software programlarcasına siz dönüş fiziğini anlamanız, öğrenmeniz ve kaydetmeniz gerekiyor. Bu yüzden bu temel bilgiler çok önemli. İkinci temel bilgilerde eğer temel bilgileri anlamış ve gidiyorsanız işte o zaman iyi bir şoför oluyorsunuz. Umarım sesim daha önce de duyuluyordu.
Eğer aracı nasıl süreceğini öğrendiysek, şoför olduysak bir de iyi şoför olabiliriz. Temel bilgiler iki işte bu yüzden. Yani ben hareketi yaparken kaslarımı ve kemiklerimi açarsam bütün sistemlerin optimal bir şekilde çalışmasını sağlamış olurum. Buna ek olarak stresimi azaltırsam enerji harcamayı azaltmış olurum. Üstüne güzelce bir solunum yaparsam da çok enerji üretme imkanım olur. Yani iyi şoför olurum. İyi şoför, bilgiyi zaten öğrenmişim. O zaman dönerim. Beni kimse tutamaz. Özetle temel bilgiler biri A dersem, ikiler de B ise, dönüşü de D ile simgilersem, bir üniversitedeyiz. A artı B eşittir ne olur? Ben dönerim olur. D. Bunu herkes yapabilir. Yüceltmenin manası yok. Yüzyıllar içerisinde çok uzaklaştırdılar bizi birbirimizden. Dönenler yüceltildi, biz burada kaldık, o yüzden dönemeyiz diye düşünürüz. Yalan. Yok öyle bir şey. Şimdi bu ne oluyor? Dönünce ne oluyor? Solunum hızlandığı için enerji üretimim hızlanıyor. Enerji ürettiğim için sinir sistemim aktive oluyor. Daha fazla bilgiye elektrik gidiyor. Biliyorsunuz nöronlar sinapsler yapıp bilgi telcikleri oluşuyor zihnimizde. Bunların hepsi kayıt. Bunların hepsine elektrik gidince geçmişi, geleceği, fanteziyi, her şeyi hissetmeye başlıyorsunuz. Dolaşım sistemi hızlanıyor, işte malzeme transferi hızlanıyor. Ondan sonra hormonlardaki değerler değişmeye başlıyor. Siz işte daha fazla hormon salgıladığınız için üzülüyorsunuz, ağlıyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz vesaire vesaire. Ciddi bir değişim oluyor bedende. İşte bunların hepsini ben 17 yıllık sahne tecrübem ama aynı zamanda da 10 küsür yıldır da verdiğim derslerden yaptığım çıkarımlardır. Bu ne oluyor aslında? Sonuçta ben şunu yapıyorum. Sığ benliğimi, yani işte bu dünyadaki zahiri dünyadaki, görünür dünyadaki beni, yani cahil beni bir şekilde iç dünyaya, yani derin benliğe götürüp orada soyutlaştırıp, duygusallaştırıp, paylaşımcı hale getirip başka bir boyuta getirerek büyütme imkanı yaratmış oluyorum. Sonuçta bu nasıl oluyor? İşte yaptığım fiziksel, düşünsel ve duygusal mobilizasyonla. Yani tekrar özetleyecek olursak, sığ benlik, yani işte zahiri dediğimiz o dış dünyadaki şekilci, çıkarcı ben, pratikle derin benin içine girerek döne 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 paylaşımcı olmaya, aynı zamanda duygusal olmaya başlıyor. Yani batınıyı anlamaya başlıyor, daha büyüyor. İşte aslında bizim de koştuğumuz, peşinde koştuğumuz yapıda bunun ikisinin bütünü olan tüm benlik. Yani terazinin iki kefesindeki bu iki oluş biçimini dengeleyebileceğimiz bir formatın peşindeyiz. Yani vahid, yani tek, yani bilge, yani kamil, insanı kamil dediğimiz şeyin peşindeyiz. Bu ölçülü yapıdır. Bunu da formüle edecek olursam, cahilden C, gafilden G, toplam insanı kamil. C artı G eşittir K. Benim Derviş in Progress'te de yaptığım şey aslında D ile, yani dönüş ile insanı kamile, yani K'ya gitmek. Şimdi burada size sormak isterim. Ne yapmalı şu görünür dünyada, zahiri dünyada cahil, çıkarcı, şekilci kalmak mı? Yoksa tüm benliğe gidip insanı kamil olup, duygusallaşıp, terazinin kefelerini dengeleyip insanı kamil olmak mı? Tercih sizin. Teşekkür ederim. Şimdi bildim can can diyor.
insan insan derler. Her şeyde hazır, ayan nedir?